Ekonomiyi soracağım ama memnun musun abim ekonomiden? Kim memnun? Var abi. Memnun olanları da görüyoruz. Memnun olanlara bir şey diyemiyorum artık. Herkes kendi düşüncesiyle şey yapıyor ama bu ekonomiden memnun olanın da aklına şaşarım, bir şey diyemiyorum. Nasıl düzelecek abi bu durumlar? Ya da nasıl memnun olabiliyorlar? Yani ne yediklerini merak ediyorum onların. Ne yedik, ne içtiklerini merak ediyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Türkiye'deki ekonomi kötü ama düzelmeyecek değil. Çünkü Türkiye'nin ekonomik dinamikleri çok farklı. Eğer piyasanın ve iş adamlarının güvenebileceği bir yönetim gelirse Türkiye bu krizi en geç 6 ay içinde düze çıkartır. Çünkü Türkiye'nin dinamikleri çok farklı. Türkiye'de piyasaya girmemiş, ekonomiye girmemiş kara para, kayıp para demeyeyim de kayıt dışı para %60 civarında. Biz 6 ayda toparlarız ama ülkenin ve halkın ve sanayicinin güveneceği bir yönetim ve idare gelirse. Mevcut iktidar bu durumu düzeltemez mi? Düzeltemez çünkü güven kaybetti. Piyasa güvenini kaybetti onlardan. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu siz kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Ya şimdi şöyle, tabii ki muhalif tarafa vereceğim, onlara vermeyeceğim oyumu. Ama şöyle söyleyeyim, ben 25 yıl bankacılık yapmış bir insanım. Şube müdürlüğü yaptım 20 senedir. Ekonomiden de az çok anlarım. Türkiye'deki ilk 1000'deki 200 tane de firma çeşitli zamanlarda benden kredi kullandı ve benim portföyümde oldu. Piyasa, bu söylediklerimi tamamen hikayeden atarak söylemiyorum. Türkiye'nin dinamikleri çok farklı. Türkiye ve piyasanın ve iş adamlarının güveneceği bir yönetim gelirse Türkiye bu krizi 6 ayda aşar. Neden güvenmiyor artık piyasa ve iş adamları mevcut iktidara sizce? Paradan anlayan birisi olarak. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, ben şu andaki hükümet iktidara hiçbir zaman oy vermedim. Ama ilk iki dönemlerinde çok ciddi şekilde de yaptıkları tüm programları destekliyordum. Oy vermemin tek sebebi de siyasete dini alet etmeleriydi. Ama şudur, şimdi dört dönem bir iktidar yönetime gelirse burada bazı kan kayıpları olur. Mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda AKP'nin ilk yola çıktığındaki o yanlarındaki idealist kadrolar hiç kimse yok. Bunun sebebi de şudur. Lider tek başına tüm yetkileri aldığı zaman ego dönen bir olay var. Etrafta yardakçılar çok çıkmaya başlar ve lideri çok fazla pohpohlayarak lider artık her şeyi kendi bildiğini düşünmeye başladığı anda etrafındaki o ilk yola çıktığı idealist kadrodan bir kısmını kaybetmeye başlar. İkinci ve üçüncü dönemde artık etrafında, liderin etrafında bu idealist kadrodan hiç kimse kalmamıştır. Dördüncü dönem olduğunda tamamen yalakaları vardır ve yanlış da olsa her dediklerini destekledikleri için lider de her şeyi kendi bildiğini düşünür ve o yüzden de hata yapar. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı olay da budur. Şimdi bunu Tayyip değil de başka biri de böyle bir güc elinde bulundursaydı onun da olacağı olay buydu. Ben mesela başkanlık sistemine karşı çıkmamın sebebi, başkanlık sistemi Avrupa'da, Amerika'da kullanılan bir sistem ama bizdeki gibi değil. Ve bizdeki gibi olan sistemde de kim gelirse gelsin 1-2 dönem sonra o da bozulur. Egolar mı bizi bu hale getirdi? Kesin. Abi? Aynen öyle. Kesinlikle egolar getirdi. Yani adam ekonomistim diyor. Ekonomist değilsen dünya piyasalarını hükmeden para Amerikan doları. Amerikan Merkez Bankası bunu yönetiyor. Amerikan hükümeti yönetiyor. Amerika bile enflasyondan dolayı yıkmak için sen Merkez Bankası faiz artışına giderken sen faiz artışına direnirsen biz 10 liralık doları 18 liraya kullanmaya ve tüm halkımızda %50 fakirleşmeye mahkumuz. Daha da yükselecek deniliyor efendim. Böyle dedikodular da var. Siz nasıl görüyorsunuz dolar, euro, altının diye? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizdeki sorun ekonomik sorunumuz var ama bizdeki sorun ekonomikten daha çok, ekonomide daha çok güven sorunu. Artık iktidara güven kalmadı. Tüm iş adamları son 10 senedir herkes paralarını yurt dışına kaçırmaya başladı. 2000 yılında Ecevit'in ilk çıkardıkları, 2000 yılından önce tam tarihini hatırlamıyorum. Nereden buldum yasası kaldırılıp da Türkiye'ye yurt dışındaki Türklerin parası getirilmeye çalışıldığında, ismini vermeyeceğim, şu anda batan bir bankanın yönetiminin yaptığı araştırmada yalnızca İsviçre'deki bankalarda Türklere ait olan mevduat miktarı 550 milyar dolardı. Biz 1 milyar dolarlık para yüzünden 2001 krizini yaşadık. O zamanlar Dresdner Bank Türkiye adayına çok ciddi bir olumsuz bir kampanya başlattı. Bunun sebebini araştırmıştık. Dresdner Bank niye böyle bir kampanya yapıyor diye. O zaman öğrendik ki Almanya'da yaşayan Türklerin, o zaman mark mıydı, euro muydu hatırlamıyorum ama yalnızca Dresdner Bank'ta Almanya'da yaşayan Türklerin mevduatı 150 milyar marktı. Yani Türkiye'de para var, yurt dışına çıkmış, yurt dışında Türklerin, yurt dışındaki paraların onda biri Türkiye'ye gelse insanlar buraya güvenmedikleri için para yurt dışına çıkartıyorlar. Biz uçar gideriz. Ama maalesef ki Türkiye'deki şu siyasetçilerden muhalif olduğum ve mecburen desteklemekte olduğum taraftarlarından da ben bu ışığı göremiyorum. Çünkü Türkiye'de siyaset vatan, millet ve halk için yapmıyor. Herkes bir şeyden nemalanmak için yapıyor. O sebeple de biraz olumsuz bakıyorum olaya. Bizim tuzumuz kuru da. Yurt dışından mı yoksa?
Evet ama aslında ekonomi diye bir şey kalmamış memlekette. Nereden geliyorsun abi? İlk önce öyle başlayalım. Almanya'dan geliyorum. Oo çok güzel abi. Gurbetçiler arasında bile iki farklı düşünce olmaya başladı. Bir taraf iyi derken bir taraf orayı da kötülüyor. Şimdi genel anlamda dünyanın her yerinde bir ekonomik kriz var. Bu bir gerçek. Ama şimdiki dünyadaki olan ekonomik krizinden Türkiye'ye kıyasladığın zaman %5 ile %10 olan bir krizinden Türkiye'deki %200'lük krizi tabii karşılayamazsın. Şimdi bazen sorduğun zaman yurt dışından gelen arkadaşlarımız, gurbetçilerdeyim. Türkiye çok güzel, evet. Memleketimiz çok güzel. Havası, suyu, iklimi, insanı, her şey çok güzel. Dünyada bizim ülkemiz kadar güzel ülke yok. Ama ekonomi berbat. Neden berbat oldu abi? Nasıl düzelir bu durum? Ben şöyle söyleyeyim. Biz dışarıdan takip ediyoruz misal. AKP'nin ilk 5 senesi, 8 senesi çok güzel çalıştılar, çok güzel gittiler. Ama son 10 seneden fazla sırf cebe çalıştılar, öyle görünüyor. E gurbetçinin geliyor diyor, ya işte yurt dışında ekonomik kriz var, işte orada geçinemiyoruz. İşte Türkiye çok güzel, gel o zaman burada yaşa. Öyle dediğiniz zaman neler diyorlar? Yok benim orada düzenim falan filan var da onlar fasa fiso. Neden bunu tercih ediyorlar söylemeyi? Vallahi neden orayı da kötülüyorlar yaşadığı yerde? Ben riyakarlık olarak görüyorum. Çünkü ben kendim 7 yaşından beri oradayım. Ama her sene Türkiye'deyiz. Şöyle bir durum var. Şimdi baktığınız zaman insanlara, şimdi mesela diyor ki ben Almanya'da 2000 lira alıyorum. Yok 1000 euro kira veriyorum. Yok sudur budur. Tamam doğru, 2000 lira kazanan var. Sen 1000 euro kira veriyorsun. Kira yardımı alıyorsun yetmiyorsa. Çoluk çocuk parası alıyorsun. Bir sürü yardımlar alıyorsun. Bunları dile getirilmiyor. Bence de çoğu herhalde memlekette insanların zor durumda kaldıkları için akrabalarımız para ister diye korkuyordur diye istiyorlar diye düşünüyorum. Başka artık bir... böyle bir düşünceler olmaya başladı gurbetçiler arasında. Mutlaka mutlaka. Çünkü ben başka bir alternatif görmüyorum yani. Ama yazık günah yani. Şimdi mesela diyorlar ki bakın diyor çarşı dolu. E bir de bu görünmeyen tarafı var. O gecekondu semtlerinde hatta kira veren asgari ücretten çalışanlar var. Onları niye kimse görmüyor? Bir de onlara bir insinler. Hani sırf Türkiye güzel demeyle Türkiye güzel olmuyor. Gerçi ekonomisi de güzel olsa. Terke euro 1 lira olsa ama herkes ekmek yiyebilse, karnını doyurabilse. Ama Avrupa'da kim diyorsa ki biz de orada zorlanıyoruz ki alışverişe, o yalan söylüyor. Gurbetçilere ne demek istersiniz? Özellikle biz de orada zorlanıyoruz diyen gurbetçilere. Önce bir açıklasınlar neden zorlanıyorlar. Bir de aldıkları gerçek yardımları gizlemesinler. Herkes tek başına çalışıyor. Araba parayla değil, para alıyor. Bir de şöyle diyelim, asgari ücret diyorlar. En düşük asgari ücret aldığı bekar da olsa 1500 lira para alıyor. 1500 litreden kaç litre benzin veya mazot alıyor? Onu bir açıklasın. Ve Türkiye'deki asgari ücretten kaç litre benzin alınıyor? Veya kaç gram altın alınıyor? Bu ortada. Yani onun için bence 200'lük yapıyorlar. Açıklamaya gelince gidiyorlar zaten abi. Açıklamazlar. Açıklamazlar. Çünkü 18'inden bozduğu zaman onlara Türkiye güzel. Hani güzel diyorlar. Türkiye çok iyi diyorlar ekonomisi. Ya kardeşim madem o kadar iyi yiyorsa gel burada yaşa. Size de pahalı geliyor mu? Ya şimdi genel olarak Türkiye'de bir pahalanma var. Mutlaka var. Ve ama sıkıntı şu. Biz yine euro bozuyoruz. Bir türlü bizim hiç bize dokunmuyor. Hani diyor tuzumuz kuru ama herkesin tuzu kuru olsun. Herkes çoluğunu çocuğunu istediği şekilde etini sütünü alabilsin. Oy kullanıyor musunuz efendim Türkiye'yi? Biz kullanamıyoruz. Ve diğer gurbetçiler de kullanmasın. Onların hakkı değil. Burada yaşayan kullansın oyunu. Buradaki yaşayan oyunu kullanırsa en azından kendi seçmiş olur. Avrupa'dan %70-72 oy alındı. Ama burada kimse yaşamak istemiyor. O zaman ne bu? Bence 200'lük, başka bir şey değil. Ekonomiyi soruyoruz ama İsveç'ten gelmişsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Tatile. Tatile geldim abi. Nasıl gidiyor tatil için? Tatile iyi gidiyor evet. Çocuklarla geldim. Ekonomi zaten burada doğup büyüdüm. İstanbul'da doğup büyüdüm. Ekonomi bu sene çok kötü. Neden böyle kötü olmuş sizce? Oradan buraya geldiğiniz zaman neler diyor? Ya geçen sene de kötüydü ama bu sene çok daha kötü yani. Bayağı bir kötü. Size de artık pahalı mı gelmeye? Bayağı bir pahalı. Bayağı artık buradaki insanlar nasıl yapacak, nasıl başaracak hiçbir fikrim yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Gurbetçiler arasında da bir iki farklı düşünce olmuyor. Evet, var. Oy kullansın, kullanmasın olayları var. Ben etik olarak şu ana kadar 15 yıldır İsveç'te yaşıyorum. Hiçbir zaman oy kullanmadım. Kendi karakterim dolayı etik görmüyorum. Ama etik olarak bulanlar var. İnsanlar diyor ki yatırımım Türkiye'de. Evim var, arsam var, tarlam var. Neden bu hakkım elimden alınacak diyenler var. Herkes kendine göre haklı. Sizin etik değerleriniz nelerdir? Neden? Ben ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olmak istemiyorum. Çünkü bu ülkede yaşamıyorum. O yüzden yanlış buluyorum. Nasıl düzelecek sizce? Nasıl düzelecek? Bu durumlar nasıl düzelecek? Eğitimle. Oy kullanmıyorum dediniz ama. Ben kullanmıyorum. Kullanma şansınız olsaydı hangi partiye oy kullanmayı tercih ederdiniz? Hiçbirisine. Neden hiçbirisine? Çünkü hiçbirisine inanmıyorum. O yüzden de ülkenin geleceğinde umut her zaman var. Gençlerden umudumuzu bekleyeceğiz. Umudumuzu hiçbir zaman kesmeyeceğiz ama şu anda gidişat bayağı bir kötü. Bazı gurbetçilerimiz de işte fikirlerini de beyan ediyor ama siz daha iyisiniz, Avrupa sürünüyor diyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda ekonomik kriz, ben yaşadığım ülke İsveç'i bayağı bir etkiledi tabii ki. Avrupa'yı da etkiledi. Savaş, korona, virüs ama yani insanlar çok değişik söylemler var. Bayağı bir
bir bilgi kirliliği de var. Benzin fiyatları çok yükseldi, yemek gıda fiyatları çok arttı. Daha yeni geçen günlerde bir yük gıda gemisi Boğaz'dan geçti tahmin ediyorum. Almanya'da Fransa sokak lambalarını kapayacağız diyor. Tabii ki her ülkenin ekonomik olayları çok farklı mesela. Bizdeki daha mı fazla? Bayağı bir fazla yani şu andaki yani 100 liranın hiçbir değeri yok. Ben de bak buraya bir alışveriş yapmaya geldim. Yani 100 lira 10 lira gibi bir para olmuş maalesef. Üzülüyorum tabii ki üzülüyorum. Ailem burada yaşıyor. Ailemi görmeye geliyorum yazları. Yapacak bir şey yok. Yani bazen insanlar diyorlar hani yemeye içmeye eğlenmeye gezmeye. Hayır herkesin annesi babası var burada. Sonuçta doğup büyüdüğümüz topraklar. Yani benim çocukluğum bu burada Bakırköy'de geçmiştir. Öyle yani. Peki çok teşekkür ederiz. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çok iyi günler. Ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musun? Hiç memnun değiliz. Neden memnun değil? Her şey ortada. Nasıl düzelecek peki bu durum? Vallahi nasıl düzelecek? İnsanlar önce aklını kullanacak. Akıl kullanılmadan düzeltilemez. Aklımızı kullanalım. Nasıl kullanmamız lazım o aklı o zaman? Oylarla. Mevcut iktidar bu gidişatı düzeltemez. Şu anki iktidar. Yani küfürlü konuşacağım şimdi millet. Neyini düzeltecek? 30 kuruşluk su 3 lira olmuş. Millet artık evinden suyu alıp getiriyor. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdın? Ben HDP'liyim. Neden HDP diye sorayım. Ya şimdi şöyle, ben aslında Ekrem İmamoğlu'nu da seviyorum. Çünkü genç insanlar daha çok ülkeyi şey yapar. Ya Selahattin Demirtaş şu şekil halkı düşünen bir insandır. Yani bugün o da şu anki iktidarda olsaydı, ekonomi bu şekil olsaydı ona da oy vermezdim ben yani. Yani Türkiye için hayırlısı kimse o gelsin. Hayır, kim memnunsa yani ancak beyin özür olması gerekir. Vallahi ben gördüm memnun olanları da. Yani memnun olana dediğin zaman yabancılardır. Yok diyor Türklerden. Ya Türkler bu şekildir. Mesela adam daha önce ya bir kanalı vardır ya parası çoktur dolara yatırmıştır. Az önce bir tane ablaya sordum. Abla dedi ki her kapıda 3 tane araba var, sokakları görmüyor musun? Arabaların çoğu şu an yabancılarındır. İnan ki şu anda Türkiye vatandaşı olarak yabancı bir ülkeye girmiş. Yani hepsi X5 aram, ben restoranda garsonluk yapıyorum, şeflik yapıyorum. Bana gelenlerin altına bakıyorum ya Uygur Türküdür, ya Arap'tır, ya Katalı'dır. Yani inan ki ben birinin en az 15-20 tane arabasının olduğunu biliyorum yabancıların. Yani şu İstanbul'da bütün araba Türklerin değildir. Bu ekonomik yapı nasıl düzelir? Bu ekonominin ancak baştaki yapının düzelmesi gerekiyor. Değişim olmalı diyorsun. Değişim olmalı, bir de şu şekilde sana söyleyeyim. Eğer bilinçli bir bakan bırakıp, bakanı kendi haline bırakarak bakan kendi işini yapması gerekiyor. Eğer başkalarının bakanı işini madara etmemesi gerekiyor. Eğer gerçekten hazine bakanıysan, hazine bölümü okunduysan, yani maliye bölümü okunduysan ancak bu işi yapabilirsin. Başkasının gelip direkt maliye koyduğun zaman ne olur? İş sarsar. Ekonomi bakanımız rahat rahat ben sokakta dolaşabiliyorum diyor. Ekonomi bakanı şu anda dediğin zaman iki kelimeyi bir ara getirmem bir adamdır yani. Herkes de bunu görüyor. Ama Mehmet Şimşek iyi bir adamdı. Ne yaptılar? Adamı işine karşı adam gittiler. Ne yaptılar? İşi bilim adamlarına er geçti. Berat Albayrak nedir ki yani? Maliye bir kere o enerji bakanıydı. Götürüp maliye bakanı koydular. Şu anda ben şeflik yapıyorum garsonda. Ben direkt başka bir bölüme çalışabilir miyim? Yok. Geçemem. Çünkü o kurumu çökeltirim. İşte Türkiye'de bilmiyorsanız işte işi. Türkiye'de bu sistem var işte. Maalesef işi bilmeyenler kurumları başa koyarak sistemleri çöktürüyorlar. Peki değişim dediniz ama bugün bir seçim olsaydı oyuncu kimden yana kullanmayı tercih ederdin? Ben Selahattin Demirtaş'a veriyorum. Neden Demirtaş diyeyim? Demirtaş herkesi kapsayan, herkesi kucaklaşan ve herkesi ortak halkları yaşamasını sebebiyet veren, yani sebebiyetini sağlayabilecek bir adamdır. Yani herkesi düşünen bir adam, vicdanlı bir adamdır. Yani herkesi düşünerek hareket edecek diye düşünüyorum. Ekonomiden memnun musun? Çok değil. Neden değil? Neden değilim? Çünkü alım gücü çok yüksek değil. Nasıl düzelir bu durum? Yani enflasyonla ilgili bir bilgim var. Tahminim çok yüksek yani. Yani yurt dışında yaşıyorum normalde de. Yurt dışında yaşıyorsun? Tabaştan dolayı geldim. Ukrayna'daydım. Yani bilmiyorum. İnşallah düzelir. Tek diyeceğim bu. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Belirtmek istemiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ekonomiden memnun musun? Yok değiliz. Neden memnun değil? Ya affedersin, bir bisiklet olmuş 7 lira 8 lira olmuş. Buna dur demesi gerekiyor. Nasıl düzelecek bu durumlar sen? Ya Recep Erdoğan buna dur demesi gerekiyor. Diyebilir mi sen? Diyebilir yani. Peki sence mevcut iktidar devam mı etmeli yoksa bir değişim olmalı mı? Değişmesi daha iyi yani. Sence kim olabilir peki o zaman? Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ya tamam da Recep Erdoğan'la oyumuzu şey yapıyoruz da. Yine de buna dur demezse herkes milletten kaybedecek yani. Oydan kaybedecek yani. Şikayetçiyim diyorsun ama diyorsun aslında verdiğin parti de belli diyorsun. Ya belli de ama millet bu gidişte kimse vermeyecek yani. Sen mi verecek misin oyunu? Ben vermeyeceğim bu sene. Neden? Öyle çok yani nasıl desem, millet herkes şey yapıyor. Büyük bisküvit şey olmuş 7 lira. Metrolar fırlamış. Mazotlar fırlamış. Her şey millete şey oluyor. Hangi partiye vermeyi düşünüyorsun oyunu? Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Kararsız mısın yoksa kullan
kullanmayacağım. Kullanmayacağım. Ablacığım merhabalar. Merhaba. Ekonomiden memnun musun? Böyle ekonomi yönetilir mi ya? Yani ekonomiye giriş dersini önce okusunlar. Demek ki bundan da yoksunlar. O an sonra kabilenin gelişmiş şekli. Bununla ekonomi devam ederse Türkiye iflas eden ülkeler arasına girecek. Nasıl düzelecek bu durumlar peki? Evet. Nasıl düzelecek bu durumlar? Nelerin olması lazım? Bu durumdan memnun yok, görünüyor. Düzelir. Efendim? Nasıl düzelir? Nasıl düzelir? Bu iktidar gitmeden, Tayyip denen insan gitmeden bu ülkede hiçbir şey düzelmez. Neredeyse nefes alıp verişlerimize karışıyor. Vaktiyle bunların sağ partilerden İçişleri Bakanı demişti ki solcuların nefes alışverişlerini takip ediyoruz. Bunlar nefes almamıza müsaade ettikleri için kendilerini başarılı sayıyorlar. Peki ablacığım, bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Gayet tabii ki Millet İttifakı'ndan yana. Neden Millet İttifakı diye sorayım sana. Millet İttifakı laik düzeni getirecek. O an sonra laik düzen değiliz ama anayasada düzenden anayasada gözükenlerin önemi yok. Avrupa İnsan Hakları'nın önemi yok. Hiçbir şey. Demirtaş içeride, Kavala içeride. Bir suç bulamazlarsa üretiyorlar. Efendim ekonomiyi soruyorum ben ama nasıl görüyorsun? Harika harika. Müthiş bir ekonomimiz var. Espri bir... Uçtuk uçtuk. Nereye? Doğru uçtuk. Dört şeritli de yol yapmışız. Aynen öyle. Aynen öyle. Tüneli de var. Tüneli de mi var abla? Tabii. Tüneldeyiz şu anda. Ucunu görebiliyor muyuz? Ucu aydınlık mı oturuyor? Oo, çok uzun gözükmüyor. Daha gözükmüyor. Yok yok. Kolay kolay da gözükmez. Peki nasıl düzelir bu ekonomi sizce efendim? Tayyip giderse biraz zor düzelir ama. O zaman bile zor düzelir. Bayağı zaman alır. Bence ekstra yaptı bunu. Giderim ama dağıtırım. Dağıtmaya gelmiş Türkiye'yi. Değişimden yanasınız ama. Değişimden ona da bir zaman... yanayım ama inşallah bunlar da bizi mahkum etmezler. Öyle artık. Herkesin canı yandı ya. Ay hiçbiri bunun kadar milletin yapmaz canım. Milletin görmüyor mu şurada hiçbiri insanların bir tanesinin gözünde bir gülme var mı? Işıl ışıllık var mı? Bu ekonomi bakanı öyle diyor ama. Ay o çok komik adam ya. Tam bir çok komik. Işıl ışıl gözleriyle ışıklar saçıyor. O uçmuş. Para ışıklar. Paralarını saymaktan mutlu olmuş. Onlar öbür taraf varsa orada ver. Hepimizin elleri onların yakasında. Peki efendim, bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Biz CHP'ye çalışıyoruz zaten. Neden CHP değil? Ne yapayım, kim Ecevit olsaydı ona çalışırdım. Yani. Siz efendim? Aynı şekilde. Peki efendim. Birilerine güvenmek zorundayız. Yani. Altılı Masa mesela. Alakamız var mı? Ama anlaştı. Herkesin canı yandı. Tam yollarda. Yani. Çıkıp yüzümüze baka baka yalanlar atıyor. Derdimiz memleket. Memleket olduğu için bir arada olmamız gerekiyor. Bir arada bütün olmadan. Bütün ne kadar cahil cehla varsa hepsi tepemizde zıplıyorlar. Türkiye Tayyip'in şeyi oyun bahçesi oldu. Peki efendim, o zaman çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah hapishanede de ziyarete gel. Öyle durumlarımız olmayacak efendim inşallah. İnşallah. Ben her inşallah. Her seçimde beni parti kadın tutuk evine yolluyor. 6 seçimde. Niye? Öbür kadınlar ağlıyorlarmış. Ben ağlamıyorum gidince. Oradaki bütün herkesi, Nazlı'yı bilmem neyi, herkesi gördüm. O bir şey dikkatimi çekti. Ben tabii ki FETÖ'ye karşıyız. FETÖ neymiş Allah'ın sümüklü salyalı adamı? O neymiş ya? Bir aklı olan onun peşine takılır mı ya? Grup grup getiriyorlar kadınları. Gardiyanlara sordum şimdi kimler gelecek diye. Bir dolandırıcılar geliyor, bir bilmem ne toplu getiriyor. Tecrübeli oldum diyorsun artık. Tabii. Ondan sonra böyle süklüm püklüm kadınlar geldi. Hani bizim köy tarzı giyinen kapalı ama pısırık kuşlar gibi birbirlerine sokulmuşlar. Kocalarının neydi, Asya? Bankta, Bank Asya'da bunların hesapları varmış. Bank Asya. Kadınlar nasıl korkaktı, nasıl hiç öyle bir kötülük yapacak bir tipleri yok. Çok üzüldüm onlar. Peki efendim, teşekkür ederim. Ay onda mı aldı? Tabii. Aldı. Ay, çok... Eyvah eyvah, gitti giydi ama. Yok be abla. Bak bir şey söyleyeceğim, onu da al. Onu da al. Allah aşkına. Milletvekillerimiz, spikerlerimiz şu askeri lafını bıraksınlar, asgari desinler askeri. Ya. Ayıp ya. Türkçemiz bitti zaten. Ayıp ya, bunu yok. Nasıl söylerler ya? Geçenlerde sizin kapıdaki kızım birisi göre içiyordu, ona da söyledim. Taktım. Böyle şey mi olur ya? Türkçeyi berbat ettiler. Doğru diyorsunuz. Yok kalmadı. Ya dikkat edin bak, askeri diyorlar. Askeri. Askeri azami bilmiyor mu? Teşekkür ederim. Ali abi kolay gelsin. Çok sağ olun. Ekonomiyi soracağım ama memnun musun ekonomiden? Ne olacak? Hepsi ishal oldu ya. Nasıl düzelecek abi bu durum? Düzelmez abi. Kim gelirse gelsin düzelmez. İnsanlar düzelmediği müddet
müddetçe düzelmez. Sence abi hep sadece sorun inşaatlerde mi? Menfaati esnaf. He? İnsanlarda ve esnafta mı suç? Esnafta da ve hepsi bozuk yani. İnsan da bozuk, esnaf da bozuk. Yöneticilerde suç var. Esas onlar da suç. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ya ben devamlı iktidar partisine veriyordum ama bu sefer düşünüyorum. Neden vazgeçirdi seni? Bu fikirlerine... Baksana geçinemiyorsun. Her şey sor. Herkes şikayetçi. Hastaneye gidiyorsun. Beni bekletiyorlar. 85 yaşındayım. Pişmanlık var mı? He? Pişmanlık var. Neden pişman oldum? Oy verdiğiniz için zamanında. Yok, zamanında vermişiz tabii. Vatan vazifesi o. Vazifeni yapmışım, vermişim. Şimdi de vereceksin ama. Bir kararsızlık var ama. Var tabii. Kime, neden bu kararsızlığınızın sebebi? Veya hangi parti gönlünüzden geçiyor bunca zaman iktidara verdiniz? Hepsi oraya düşünüyorsun. Ben bütün partileri biliyorum. Yaşıma geldim. Bütün herkes kardan karışık. Yani gelen hangisinden memnun olduk? Gelecekten memnun olalım. İşte denemeden de bilemiyoruz zaten. Tabii. Teşekkür ederim. Hadi, günler. Ekonomiden memnun musun? Yok abi, ne memnun ya. Fakir adam. Bu hatta hayat mıdır ya? Niye böyle oldu abi? Ya hep zenginler yiyorlar, fakirler sürüyor. Nasıl düzelecek peki bu durum? Valla bu hükümet gitsin düzelir. Hükümet gidince her şey düzelir. Ya tamam, düzelmez de belki belli olmaz vallahi. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ben kurdum, ben HDP vereceğim. Neden HDP? Ya çünkü bizim partimizdir. Bizim oyu mesela Hazreti Muhammed Peygamber'e demiş, kim ırkını, dinini inkar ederse bizden değildir. Biz de Kürdüz, Kürt olarak mecbur oyumuzu HDP vereceğiz. Abi particilik dinle alakası var mı? Ya tamam da ama bizim ırkımızdır, bizim mezhebimizdir. Yani bizim partimizdir, bizim kültürümüzdir, bizim ana dilimizdir. Şimdi mesela benim babam, annem rahmetli, mesela hadi hiçbir dil bilmiyorlar. Onlarki de biraz Kürtçe konuşsunlar. Ama abi biz diyoruz ki bizim mezhebimiz Şafii. Bizim dilimiz de Kürt dilidir. Mecbur HDP vereceğiz. Ekonomiyi soracağım ama nasıl görüyorsunuz ekonomi? Abi ekonomi çok kötü ya. Neden kötü sizce artık? Abi ekmek 5 lira. Öncelikle yani asgari ücret 5500. Başbakan alıyor 150 bin TL maaş. Burada insanlar 5000 TL para alıyor. Yani bu devirde insanların geçinmesi çok zor abi. Şöyle baktığında hani insanlar dileniyor. Yani insanlar asgari ücretle çok zor geçiniyor. Yani zor geçin. Nasıl düzelecek bu durumlar siz? Düzelmez abi. Düzelecek çok zor. Mevcut iktidar düzeltemez mi? Abi çok zor. Yani bizim düzelmemiz çok zor abi. Neden çok zor? Abi bu devlet de çok zor. Çünkü başımızdaki başbakanlar, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, herkes kendi istediği şeylere göre davranıyor. Kendi isteklerini uyguluyorlar. Yani bir başbakan 50 bin TL maaş alırken bir insan 5 bin TL maaşla nasıl geçinecek? O da insan, bu da insan. Yani zor abi yani insanların geçinmesi. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Valla ben oy kullanmıyorum abi. Neden? 3 yıldır oy kullanmıyorum. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Neden etmiyorsun? Abi çünkü niye? Yani her türlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olacak abi. Adam Suriyelileri, Afganları, Ermenistanlıları hepsini Türkiye'ye aldı. Onların oy vermeye hakkı var ama askerliğe gitmeye hakları yok. Sen de oy vermeyerek zaten perçinlemiş oluyorsun. Ya zaten ben oy versem de vermesem de abi sandık değiştiriyorlar, bir şey oluyor. Bizim oyumuz gene de her türlü Tayyip'e gidiyor. O yüzden abi oy vermenin bir mantığı olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü her türlü Tayyip kazanacak. Çünkü ben doğduğumdan belli başta Tayyip var. Her zaman da Tayyip olacak. Valla ekonomi, biz emekli maaşımıza şey biraz katkı düşünüyoruz ama normal olarak piyasadan kıpırıyıp da bir gerileme yok. Hep ileriye gidiyor, ileri gidiyor. Memura verilen zam 4-5 mamur karşılamıyor. Yani evet, Allah razı olsun. Diyorlar ki başımızdaki devlet büyükleri 2023'ün Mayıs, Haziran, Temmuz'da da çok güzel günler olacak diyor. Allah o günleri görecek, insanlara göstersin ama şu anda elimizdeki, cebimizdeki paranın değer durumu maalesef çok düştü. Nasıl düzelecek amcacığım sence? Nelerin olması lazım düzelmesi için? Vallahi şimdi kardeşim, memur endeksi, memurun maaşı veyahut da esnafın günlük kazanç durumu dahi devletin eline bakan emekli verilen parayla tatmin olmuyor. Gerçi onlar kendileri de biliyoruz. Çünkü memura 10 lira zam olunca adam domatesin kilosuna 1 lira zam koyuyor. Yani memur nasıl olsa zam aldı. Bu da üzümünden, etinden, tuzundan, biberinden esnaf, hani Allah rahmet eylesin, Özal'ın bir lafı vardı. Serbest ekonomi dedi. Esnaf da buna o kadar güzel kendini düzeltti ki nasıl olsa serbest ekonomi sorun da yok. O sorunun cevabını verecek imkan da yok. Adam bir ay evvel mal almış, bugünkü duruma göre satıyor. İki sene evvel aldığı malı bugün, efendim ben de dün aldım, zamlı aldım, bugün de zamlı satmak istemiyorum. Halbuki bunun depo edip de kendine ticaretini katlayıp da fahiş fiyata sattığının hesabını kendisi çok iyi biliyor ama o da dert yanıyor. Esnafta mı suçluyorsun? Efendim? Suç esnafta mı? %90 esnafta.
Peki bu elektrik, su, doğalgazdaki suçlular? Onu zaten hiç lüzum yok. Harcasanız da harcamasanız da kendine ağzı bir raya girmiş bu iş. Yani okumadan dahi orada mesela ne günlük, bir aylık 350 lira. 290 dersin, 320 dersin. Okumadan hep aynı standart geliyor. Harcayıp su, insanın bir haftada bir banyo yapması lazım. Haftada iki gün banyo yapması lazım. Ona göre su tüketir. Hiç yapmayana gene aynı para geliyor. Peki amcam, bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanır? Artık o şeyi bir şey diyemem. O seçim insanın kendi vicdanı. Bundan önce kime vermiştiniz oyunu? Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiştim. Ama galiba fikriniz değişti. Değişti, değişmedi. Yani artık ne diyorum, siz bir program yapıcısınız. Halkın söylediklerini naklediyorsunuz, halka ulaştırıyorsunuz. Halkın takdirine kalıyor. Genç olarak ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? Değiliz, memnun değiliz. Nasıl düzelecek bu durum ya? Tabii ki seçime düzelecek. Ama seçimden önce de halkımızın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Nedir? Fiyatları göstermesi gerekiyor. Mesela ben bir öğrenciyim, kitap alacağım, kalem alacağım. Alamıyorum. Niye? Çünkü bunlar çok pahalı. Ama benim de zekamın gelişmesi için neye ihtiyacım var? Kitaplara ihtiyacım var. Ama işte bunlar pahalı olunca bizim halkımız zeki olamıyor ve böyle de bunların iktidar süresi uzadıkça uzuyor. Yani temel sorun eğitim. Ya temel sorun insanın hakkındaki şeyler. Ha bundan dolayı zaten 20 yıldır da ülkeyi zaten bunlar yönetiyor. Mevcut iktidar bu durumları düzeltemedi. Yani kendi çıkarlarına göre bir şey olursa düzeltebilir ama çıkarlarına uymayacak bir şey olursa düzeltemezler. Çıkarlar her şey. Zaten siyaset dediğimiz şey çıkarlara göre şey oluyor. Mesela bir gün önce, mesela daha önce Bahçeli Tayyip Erdoğan'a hakaretler savururken şimdi Tayyip Erdoğan en yakın arkadaşı oluyor. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Ben oy kullanamıyorum ya, 15 yaşındayım. Yaşım yetmiyor. Ben ne biliyorum onu. Peki tamam o zaman. Tanıyorum değil mi 5 yaşını, 15 yaşını. Ekonomiyi soracağım ama memnun musunuz? Güldürdüm sizi. Yani memnun olan var mıdır bilmiyorum ama var abi. Ben pek değilim yani. Neden değiliz abicim? Nasıl düzelir bu durumlar sizce? Bence yani farklı bir sistem geliştirmek lazım. Artık yürümüyormuş belli. Nedir o farklı bir sistem? Yani ekonomist değiliz hiçbirimiz ama yani muhakkak birilerinden akıl almak gerekiyor. Çünkü biz yetiştiremiyoruz galiba. Kimi yapsak elimizde kaldı. Kimi tutsak elimizde kalıyor. Hiç ne gelir seviyesindeki artışlar gider seviyesini karşılamıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani mevcut iktidar bu durumu düzeltebilir mi siz? Benim umudum kalmadı. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanmayı tercih ederdiniz? Onun için adayları görmek daha mantıklı ya. Yani net bir şeyler görmek daha mantıklı. Artık biz takım tutar gibi partilere oy verdiğimiz için bu iş böyle olmuyor. Uzmanlık alanları olan olaylara, şehircilere, ekonomistlere biraz daha değer vermek gerekiyor. Artık yani İnceleyip sık mı dokunmamız lazım? Yani şart, yoksa kötüye gidiyoruz. Ekonomiyi soracağım ama ekonomiden memnun musunuz? Çok çok, böyle şey olur mu ya? Dünya lideriyiz. Kesinlikle öyleyiz abi. İroni mi yapıyoruz? Şaka mı yapıyoruz? Şaka tabii. Nasıl düzelecek abim bu durum? Vallahi kötü. Bir sene bekleyeceğiz. Bir sene neyi beklememiz lazım? Seçimi. Seçimler olduğu zaman her şey düzelir mi? İktidar değişirse düzelir. İktidarın biraz değişmesi zor tabii. Biraz zor ama düzeltecekler. İktidarın değişmesinden yanasınız ama iktidar, mevcut iktidar düzeltemez mi bu durumları? Zamanla düzeltecek. Bir anda değil. Hepsi düzelmez tabii. Kamuk teşekkürleri gitti. Bir daha alınamaz. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? CHP'den. Neden CHP? Vallahi onlar en güçlü, onların karşısında. Peki abicim, teşekkür ederim. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Ekonomiyi görmüyorum abi. Neden göremiyoruz iyi? Abi alınan kararlardan dolayı göremiyorum. Nasıl düzelecek peki sence? Nelerin olması lazım? Nelerin olması lazım? Güzel bir fikir. Abi öncelikle tarıma olan ilgiyi kaybettik biliyorsunuz. Tarıma olan ilgimizi daha çok yükseklere çıkarmamız lazım. Ya satılan fabrikaları artık bir şekilde geri almamız lazım. Kiralığı verdiysek ya da şey yaptıysak anlaşmalı, artık bedeli neyse feshetmemiz lazım ki bir yerin ucundan tutup üretim yapmamız lazım. Zaten ülkemiz, yani bir de yatırımlar var. Ülkemize yatırım getiren ülkelerden birisi, yani yatırımcılar da çok. Bunları değerlendirmemiz lazım abi. Yani parayı cebe atmamamız lazım. Bu paralar geliyor. Mevcut iktidar sence düzeltemez mi bunu? Abi düzeltebilirler ama düzeltmek istemiyorlar. Neden istemiyorlar? Abi şimdi söylemek istemiyorum ben de. Yani... O zaman şöyle yapalım. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Bugün bir seçim olsa oyumu kimseye atamazdım. Çok kararsızım abi. Neden kararsız? Çünkü abi yani birine oy vermek istiyorsam anlık olmamalı. Anlık oy vermek istesem zaten hepsine oy atabilirim. Yani birinin bir ideolojiyi böyle zamanla şey yapması lazım yani. Bir yanlışı bile o şey götürür. Bütün ideolojiler birbirine mi karıştı diyorsun? O yüzden mi ben? Ya yok abi, o da değil de yani herkes artık işine geleni yaptığı için olabilir. Oy vermiyorum yani.